kayıt dışı bir şekilde engellemek lazım. Eşiyle ayrı şehirlerde çalışmak durumunda kalan öğretmenler için bugünlerde bir telaş var. Bakın o telaş niye? Eş özrü nedeniyle tayin bekleyen ve eşi esnaf olan öğretmenlere Bağkur engeli çıktı. Esnaf eşlerin Bağkur borcu nedeniyle tayin başvurusu yapılamıyor. Şu anda tabii büyük bir mağduriyet ortaya çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı eş durumu atamaları için başvuruların 7-13 Ocak tarihleri arasında yapılabileceğini duyurdu. Eşiyle ayrı şehirlerde olup bu dönemde bir araya gelmek isteyenleri de tayin telaşı sardı. Dolapların yanında eğer sabitlenmemiş ise... Ancak tayin için aranan şartlarda ilginç bir madde var. O da ataması istenen öğretmenin eşi eğer esnafsa son 360 günü kapsayan Bağkur ödemesinin olması. Eşlerden birinin devlet memuru olmama hali. En çok problem de SSK'lı eşlerden geliyor. Ama Bağkur'a prim borcu olan ya da yapılandırma yaptığı halde ödemelerde aksama yaşayan esnaflar eş durumu ataması için şart olan 360 gün prim ödemesi yazısını alamıyor. Bu yazı alınamayınca da başvuru yapılamıyor. Geçtiğimiz 3 yıllık bir döneme çekilmişti bu uygulama. 3 yıl içerisinde kesintili de olsa 360 gün prim ödenmesi üzerinden bir değerlendirme yapılmıştı. Birçok mağduriyeti önlemişti. Milli Eğitim Bakanlığı bu uygulamayı tekrarlarsa bu alandaki mağduriyetlerin büyük oranda önüne geçilmiş olacak. İşte bu durum binlerce kişinin mağduriyetine yol açtı. 7000 kişinin Bağkur borcu nedeniyle eşinin tayini için başvuramadığı ileri sürüldü. Öğretmenler şunu soracak. Yeni düzenlenen şartları keşke aylar önce hazırlasaydınız diyecek ve diyorlar haklı olarak. Son hafta böyle bir yönetmeliğin yayınlanıyor olması, arkasından da tayin isteyeceklerin buradan mağduriyet yaşaması büyük bir haksızlık. Eğitimsen Genel Başkanı Kamuran Karaca'ya göre sorunun çözümü tayin şartlarının daha önceden açıklanmasından geçiyor. Kıstaslar uygulanabilir ama bu kıstasları böyle tam atamaya bir hafta 10 gün kala açıklamak bahsettiğimiz mağduriyetlere sebep oluyor. Öncesinden yapılacak duyurularla esnaf çalışanlar ya da SSK'lı çalışanlar özür grubundan yaralanmak istiyorsa kendini buna göre ayarlayacaktır. Evet sevgili izleyenler, şimdi bu dakikadan sonra olacak şimdi ajansları.